Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir'in açıklamaları bu şekilde. Şimdi Aspor yorumcusu Emre Bol'la birlikte bu açıklamaları değerlendireceğiz. Emre Bol, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduklar diliyorum. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir aslında çok önemli açıklamalar yaptı. Ligin geleceği belli oldu. 12 Haziran'da başlayıp 26 Temmuz'da bitirilmesi hedefleniyor. Maçlar 7 hafta sonu oynanacak. Bir haftada hafta içerisinde oynanacak. Bu şekilde 26 Temmuz'da liglerin tamamlanması bekleniyor. Ama şimdilik ifadesi önemli diye düşünüyorum Emre Bol. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şöyle başlamak da bir kere Futbol Federasyonu Başkanı'nı kutluyorum. Bunu niye söylüyorum? Hakikaten çok zor bir karara, çok zor bir kararın altına imza attıklarını düşünüyorum. Çünkü öyle bir karar ki, hani aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık derler ya, aynen öyle. Yani yarın öbür gün 12 Haziran'dan sonra herhangi bir futbolcunun burnu bile kanasa ya da Allah korusun bu koronavirüs vasıtasıyla, vesilesiyle bir tane futbolcu, malzemeci, teknik direktör, heyetin içerisinde yöneticisi hayatını kaybetse bunun sorumlusu Allah korusun ama bu sorumlusu fakat öte yandan ihtiyacımız var artık. Normalleşmiş ihtiyacımız var. Sayın Başkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada artık yavaş yavaş zaten Covid virüsünün aşağıya doğru bir seyir halinde olduğunu neyse ki yavaş yavaş görmeye başladık. Hakikaten çok doğru kararlar alındı ve belki de dünyada bu süreci en iyi yöneten ülkelerin başında geliyoruz. Bunu da zaten rakamlar gösteriyor bize. Dolayısıyla artık yavaş yavaş da normale dönmemiz gerekiyor. Öyle ya da böyle. Şimdi Sayın Nihat Özdemir şöyle bir ifade de kullandı. Bazı kulüpler liglerin başlamasını, oynanmasını istemiyor diye. Şimdi bu şeye benziyor esasında biraz. Hani apartmanda müteahhite verecektir apartman. Bir tane emekli amca veya emekli teyze yok der. Ben dairemi satmak, vermek istemiyorum, yıkılmasını istemiyorum der. Bir zaman önce biliyorsun bu böyle durumlarda bina yıkılamıyordu. Şimdi artık çoğunluk aranır hale geldi. Dolayısıyla bu çoğunluk kararına bütün kulüplerimiz destek vermeli ve arkasında durmalı. Yani bugün yarın internet sitelerinden Türkiye Futbol Federasyonu'nu zor durumda bırakacak bir açıklama yapmamaları gerekiyor. Ha şöyle de bir şeyleri var. Herkesin şöyle de bir hakkı var. Madem maçlara çıkmak istemiyorsanız her kulübünde maçlara çıkmama hakkı vardır elbette. Yani bunun sonuçlarını eğer kulüpler göz önüne alırlarsa yani ben ligden düşürülme, puan silinme, para cezası alma, bütün bu cezalara razıyım. Ben önümüzdeki maçlara çıkmak istemiyorum derlerse, isterse bunları da yapabilirler. Ama şu anda yapılacak tek şey hayatın normal akışına devam etmesine katkı sağlamak olacaktır. Yani buna çomak sokmak, parmaklamak, bu düzeni bozmaya çalışmak olmamalıdır. Çünkü gerçekten Sayın Nihat Özdemir çok ama çok zor bir karar verdi. Şimdi geçtiğimiz günlerde biliyorsun bir toplantı yapıldı Süper Lig kulüp başkanlarıyla Sayın Nihat Özdemir arasında. Ben o toplantıdan sonra birkaç tane kulüp başkanımızla görüştüm. Yani benim görüştüklerimin hepsi de şeye destek veriyorlardı. Yani çünkü hakikaten ekonomik olarak hepsi çok zor durumdalar. Şu anda kulüplerin inan tek bir gelir kalemi yok. Yani storların hepsi kapalı, statlara seyirci alamıyorlar, dolayısıyla seyirci hastaları da evet, olmuyor. Yayıncı kuruluş zaten en büyük kalem, bak 500 küsür milyon TL alacakları var şu anda kulüplerimizin. Oynanmaya başladığı takdirde yayıncı kuruluş da bu ödemeleri yapacak, kulüpler biraz olsun nefes alabilecek bu ödemelerle birlikte. Elbette şimdi her şeyi biz böyle yayıncı kuruluşun karşısından şey yapıyoruz ama birazcık da onları düşünmek lazım. Sonuç itibariyle bu ticari bir işletme. Bu ticari işletme devam edemezse, o şart dönmezse nasıl ödemeler yapacak bu adamlar? Yani biz istiyoruz ki kardeşim şey oynanmasın, ligler de oynanmasın, paramız da gelsin, şöyle de olsun, böyle de hep böyle ki yemek de yiyeyim, kilo da almayayım minvalinde hep sürekli konuşuyoruz. Bu açıdan bundan sonra spor kulübü yöneticilerimizin mutlaka Futbol Federasyonu Başkanımıza Sayın Nihat Özdemir'e destek vermeleri gerekiyor. Bundan sonrası maraz yapma zamanı değil. Ama az önce de söylediğim gibi şey kapısı açıktır. Maçlara çıkmak istemeyen de istemiyorsa da maçlara çıkmaz. Bir tek şey çok dikkatimi çekti. O benim konuştuğum kulüp başkanları şunu söylemişti bana. Yani bizim aramızda
ligin oynanmasını isteyenler, çoğunlukta ama oynanmamasını isteyenler de var. Evet. Fakat dahil ekseriyet bir şehirde oynanmasını istiyoruz dediler. Yani bu deplasmanla uçağa binelim, gidelim, gelelim, işte otellerde kalalım, uçaklarla seyahat edelim, otobüslere binip çıkalım falan. Bunları biz hepimiz neredeyse 18 kulüp, neredeyse 18 temsilcisi de istememiş. Şimdi Futbol Federasyonu böyle bir karar verdi. Fakat işte bu beni biraz endişeye sevk ediyor, açıkça söylemek gerekirse. Yani bu deplasmanlı kısmı beni endişeye sevk ediyor. Evet. Turgay Demir de bizlerle birlikte. Turgay abiye de hoş geldin diyelim. Detaylandıracağız satır başlarını ama Turgay abiden de bir genel değerlendirme almak istiyorum. Çünkü öncesinde yapmış olduğumuz bağlantıda Turgay Demir liglerin başlayacağı tarihi açıklamıştı ve yine deplasman ev sahipliği şeklinde oynanacağını da söylemişti. Onun açıklamalarını, resmiyet kazanmış halini bakalım Turgay Demir nasıl değerlendirecek? Ben öncelikle Emre Bolu kutlayarak başlamak istiyorum. Skype yayınını şu ana kadar çok iyi götürüyor. Başarılı ya. sadece kamerayı bahçeye koymuş. Onu biraz daha yakına alması lazım. bu mesleğiyle görüşmüş oluyoruz biz de. Sürecin başından beri görüşemiyoruz telefon dışında. Sevgili Ceyda, federasyonumuz 27 Mayıs'ta UEFA'ya bir karar vermesi lazım. Ben şunu yapacağım. Yani daha önümüze bu arada bir son durumda belirtelim hemen. Turgay abi çok özür diliyorum. Bir virgül koyalım hemen. Almanya hükümetinden de bir açıklama var. Bundesliga'nın Mayıs'ın ikinci haftasından sonra başlamasına izin verdi Almanya hükümeti. Bundesliga'nın başlangıç ve bitiş tarihleri ilerleyen günlerde federasyon tarafından açıklanacak ama hükümet Mayıs'ın ikinci haftasında karşılaşmaların oynanmasına izin verdi. Bu sıcak gelişmeyi de paylaşmış olalım izleyenlerimizle ve sizlerle. Güzel bir haber bu ama farkındaysan Bundesliga diyor. Yani ballı gidemiyor değil mi? Evet. Bundesliga. Bizim federasyon hepsini kattı ya için içine, benim aklıma şey geldi. 12 Eylül hukukunun hüküm sürdüğü yıllarda gazetelerde bazen şöyle haberler olurdu. Falanca kişi istendi. Lan adamın ömrü ne kadar? Biz derdik ya bunu serbest bırakacaklar. Serbest bıraktılar. Hep öyle olurdu. Yani bir dikkat çekerlerdi konuya. Şimdi yönetim böyle bir şey yaptı. Ballıgi'yi de oynatacağım diyor. Ya Ballıgi'yi nasıl oynatarsın? Soyunma odasının kapıları yok orada. O liglerde. Anket yapmışsın başkanlarla. %70 oynamayacağız demiş. İkinci lig mi üçüncü ligden bahsediyorum. Ama Nihat abi diyor ki oynayacağız. Sevgili Ceyda bir şey soracağım. Lütfen bir soru cevap yapabilir miyiz seninle? Tabii. Sayın Bakanımız dün ne dedi? Kararı kim verecek dedi? Türkiye Futbol Federasyonu. Nihat abi bugün kaç kez Sayın Bakanımız adını andı? Yani biz kararı tek başımıza vermek istemiyoruz. Bilim kuruluna bir rapor sunacağız ve onlardan gelecek rapor doğrultusunda biz de açıklamamızı yapacağız dedi. Biraz da inandım ki. Turgay abi bu kasabada soruları Ceyda sorar ya. Peki devam edelim. Birazdan bağlantılarımızla devam edeceğiz. Sayın Başkan Nihat Özdemir'in açıklamalarına, satır başlarına bir kez daha bakalım. Şimdilik olmak kaydıyla Türkiye liglerini 12, 13, 14 Haziran haftasında başlatıyoruz dedi. Şimdi tekrar Emre Bol ve Turgay Demir bizlerle birlikte. Turgay Demir buyurun. Şimdi biraz evvel 5 dakika önce Nihat abi aradım. Dedim ki abi seni tebrik ediyorum. Süleyman Demirel'e rahmet okutun dedim. Cüzdü niye dedi. Abi dedim 10 tane soru aldın hiçbirine cevap vermedin ya. Peki. Bağlantılarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Tekrar bizlerle birlikte olacak Emre Bol ve Turgay Demir. Kulüpler Birliği ve alt ligleri de içeren vakıflarla görüşmelerimizi yapacağız dedi. Yani Süper Lig'deki Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig Kulüpler Birliği ve alt liglerdeki yine Kulüpler Birliği ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek ve bu liglerle ilgili fikir alışverişinde bulunacak Türkiye Futbol Federasyonları.
Federasyonu antrenmanlarına başlayan takımlarımızın da bu süre zarfında hazır olacağını umut ediyoruz diyerek ekledi.